Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yine bir mama videosuyla daha beraberiz. Muhabbet kuşlarımıza yine mama yaptık, verdik. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi canlar yiyor, tepeli gruplarımız. Alt tarafta albino dişimizin yumurtaları vardı. Geçenki videoda onu gösterememiştik. Şöyle mama yemişken yumurtalarını gösterelim. Evet arkadaşlar, 3 yumurtası var şu an. 3 yumurta yapmış. Büyük ihtimal geçenki videoda 2 tane yumurtası vardı. 2 yumurtaya yatıyordu. Şu an 3 yumurtası var albino dişimizin. Maşallah diyelim arkadaşlar. Bu dişimizin kümesimizde ilk yumurtası. Bakalım inşallah güzel yavrular çıkacak bunlardan. Bunlardan güzel yavrular alacağız. Bunları fazla rahatsız etmeyelim. Hayvanlarımız yerlerini, mamalarını yesinler. Burada tepeli takım bayağı bir yoğuntuya girmiş arkadaşlar. Şöyle onu gösterelim. Erkeğimizi görüyorsunuz, bayağı bir tüyde. Kafa kısımları hep kan olmuş, kanamış. Bu arada çekiliş hakkında bahsetmek istiyorum. Bir önceki videomuzda bahsetmiştik zaten çekilişimizin olacağını. Bir hafta içinde Muhabbet Kuşları kanalımızda çekiliş videosu yayınlayacağız. Onun için kanalımızı takipte kalın. Kanalımıza abone olup videolarımızı izlerseniz memnun oluruz. Takipte kalın. En kısa zamanda çekiliş videosu gelecek arkadaşlar. Bomba gibi bir çekilişle sizlerle beraber olacağız. Japones dişimizi dün de gördüm ben çiftleşirken. Yani bayağı bir çiftleştiler hayvanlar. Yani artık yakın herhalde yumurta gelmesi. Bir haftaya kadar gelir diye tahmin ediyorum bunları. Çünkü iki kere gördüm. İkisini de çiftleşiyorlardı. Videoya çekme imkanım yoktu. Zamanım yoktu. Ondan dolayı bunların görüntüsünü alamadık. Alt tarafta kabağımız var. Erkeğimiz bayağı bir tüyde. Onu da şöyle bir gösterelim. Bunların yuvasını kapattım. Daha doğrusu kapattık ama yine açıyorlar kendileri. Şöyle bir kapatalım yine. Hayvanları biraz dinlendirmeye aldım. Çünkü 1, 2, 3. kuluçkaları vardı bunların. Yumurtaların çoğu boştu. O yüzden dolayı hayvanlar biraz dinlensin. Vitamin verim toplasınlar. Erkeği görüyorsunuz. Erkeğimiz biraz zayıflamış. Onu da bakım yapıyoruz. Mama destekliyoruz onu da. Metolemin Fort veriyoruz. Bugün ikinci günü. Suluklarında ilaç var. Metolemin Fort. Evet arkadaşlar, burada da muhabbet kuşları, bebişlerimiz var. Bunlar da mama yiyorlar. Şöyle bir gösterelim. Maşallah diyelim arkadaşlar. Satıyoruz arkadaşlar. Rainbow'ların hepsini satacağım. Onları satlığa koyuyorum. Facebook grubumuzdan ilana attık zaten. Şu an soran yok. Ciddi manada. Bakalım yakın zamanda inşallah bunları satacağız. 3 tane 4 tane yeşil renkli rainbow'lar var. Bir tane turkuaz var. 2 tane grili var. Bu şekilde renkleri var arkadaşlar. Almak isteyen olursa Facebook grubundan bizimle irtibata geçebilirler. Oradan daha detaylı konuşuruz sizlerle. Evet arkadaşlar, sarmamızdaki muhabbet kuşlarımız da yoğun tüyde. Bunlardan da bahsetmiştik zaten daha önceki videolarda. Misafir takımlarına mama verdik. Bunlar da ilaçlar, yine Metolemin Fort var. Onlarda da satana kadar bu şekilde bakacağız. Satılırsa da artık yapacak bir şey yok. Hem bize biraz rahatlamış oluruz. Bayağı bir kuş var çünkü odanın içinde. Yeri geliyor bakmakta zorlanıyorum yani. Burada rainbow takımlar var. İkisi birden yuvada. Evet, gördüğünüz ikisi birden çıktı. Annemiz nasıl koçanları aşağı atmış gördünüz. Bunun iki yumurtası var. İkinci yumurtayı da yaptıydı. Bunu daha önceki videolarda bahsettik zaten. Maşallah hayvanlar bayağı verimli hayvanlar. Güzel yavru veriyor bunlar. Burada jumbo dişimiz yine yuvada. Erkeğimiz burada bekliyor. Kaba sakalımız. Şöyle dişiye bakalım. Ne yapıyor içeride? Yani bu yakın zamanda yumurtlayacak arkadaşlar. Bakın hani proporsiyona bakın. Yumurtladı olacak yani. Belki birkaç gün içinde bu yumurtlar. Bunları çiftleşirken görmedim. Bakalım bunlar dolu çıkar inşallah. Bir takipçimiz bir öneride bulunmuştu. Abi dedi jumboların popo kısım tüylerini kontrol et demişti.
Belki onlar uzun olduğu için döllenme olmuyor demişti. Onlara bakacağız. Birazdan kontrol edeceğiz videodan sonra. Evet arkadaşlar. Bunun gibi tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa yorumlar kısmından iletirseniz memnun olurum arkadaşlar. Belki eksiklerimiz vardır bizim de. Onları düzeltmiş oluruz. Dişimizi görüyorsunuz. Yumurtaların üstünde yatıyor hayvancağız. Bunun 6-7 yumurtası var. Buna maşallah diyelim. Evet, babamız dışarı çıktı. Evet, burada da Japones takımlarımız var. Beyaz DF'miz. Diğer parçalar da bizim kendi dişilerimizden. Kendi yavrularımızdan. Alt tarafta da Jumbo takımımız var. Dişiler yine yuvada. Dişisi yuvada. Şöyle bir bakalım. Annemiz kurk yatıyor. Yumurtaların üstüne yatıyor. Onlara da bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Maşallah diyelim. Alt tarafta da sarı DF'miz var. Babamız şöyle mama yiyordu. Bizi görünce kaçtı tekrardan. Onu da şöyle bir gösterelim. Görüyorsunuz durumu. Yani güzel bir duruş sergiliyor bu. Heybetli bir duruş. Buna da maşallahınızı alırım arkadaşlar. Bunun daha önceki videoda bahsettik zaten. Bir tane dolu yumurtası vardı. Şöyle gösterelim onu da. 5 tane yumurtası var. Şu koyu beyaz olan dolu. Diğerleri şimdilik boş. Bekliyoruz bunları da. Bakalım kaç tane çıkarsa bizimdir zaten. Allah bereket versin yani. Emeğimizin karşılığını alıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Hani bakalım. Hayvanlara elimizden geldiği kadar da iyi bakmaya çalışıyoruz. Japones takımlarımız var burada da. Annemiz yine yumurtaların üstüne yatıyor. Onları da şöyle bir gösterelim. Evet arkadaşlar. Burada 2, 4, 6, 7 tane yumurta var. Hayvan 7 tane yumurtanın üstüne yatıyor. Renkleri bu şekilde. Bunların kanında Texas taşıyıcılık kanı varmış. Yani aldığım kişi öyle söyledi. Ama şu an daha Texas kanını yakalayamadık. Ama güzel renkler çıkıyor bunun altından. Yavrularını zaten daha önceki videolarda görmüştünüz. Bahsetmiştik onlardan sizden. Annemiz yuva hazırlığında. Bu yakın zamanda yumurta yapacak. Yumurtasını bırakacak. Yuvasını hazırlıyor. Yani bayağı bir koçanları aşağı atmıştı. Bugün temizlik yaptık. Her tarafı temizledik. Yani tavalar falan hep temiz. Bir saatlik oldu arkadaşlar. Ama yine de batırmışlar hayvanlar. Görüyorsunuz nasıl pisletmişler hep ortalığı. Yani bir saatlik temizliğin sonucu bu. Evet arkadaşlar, alt tarafta Rainbow takımlarımız var. Babamızı görüyorsunuz. Mama yiyor. Yani dişi besleyecek. Onun için çok mama yiyor bu hayvancağız. Dişisine de güzel bakıyor. Yavrulara da güzel bakıyorlar. Bunlara da maşallahınızı alırım arkadaşlar. Şöyle bir yavrulara gösterelim. Yavaş yavaş açalım ki hayvanlarımız korkmasın. Bugün bilezik taktık. Şöyle hani et parçası ama bileziği göstermek mahiyetinde. Bileziği görüyorsunuz. Yeşil bilezik taktık. Bu senenin rengi yeşil. 2020'nin rengi yeşil. Rainbow yavrumuz bu arkadaşlar. Bakalım. İnşallah babasına çeker. Babası gibi güzel olur bunlar. Diğer yavrumuzu da şöyle bir bakalım ama et parçası zaten daha. Rengi yok, tüy yok, bir şey yok daha. Bakalım bunlar 15 güne kadar tüylenir. Hayvanlarımız güzel bir renk olur inşallah. Gönül ister ki babalarının rengi olsun. Babaları güzel çünkü. Yine hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar, şöyle dişimizi de gösterelim yuvaya kaçmadan. Birazdan yuvaya kaçar. Annemize mama yer belki. Renkleri güzel, fena değil. Bakalım inşallah yavrular da biraz iri çıkarsa, bir tık iri olursa iyi olur hani benim için. Belki bunların yavrularından kendime ayırabilirim. Seneye bunların yavrularıyla çalışırız. Bunların yavrularından yavru almaya çalışırız. O şekilde arkadaşlar, dediğimiz gibi yakın zamanda çekilişimiz olacak. Evet arkadaşlar, son olarak da bebişlerimizi gösterelim. Bunlar bayağı bir yaramaz bebişler. Yani hiç rahat durmuyorlar. Evet söyleyelim. Şu en arkadaki kabak zaten. En son yeme düşen kabak.
Diğerleri yem yiyorlar. O da yem yiyor aslında. Bugün aspur yerken gördüm. Onun için elle beslemeyeceğim. Elle besleme takviyesini keseceğiz buna. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. Yani sonuçta emek sarf ediyoruz. Emeğe saygı için. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin. Daha başka üretim videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.